Herkese selamlar. Bugün dijital oyun tasarımı bölümü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli? Ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi nasıl bir kariyer bekliyor olacak? Biraz bunları konuşalım istiyoruz. Soru cevaplar eşliğinde. İlk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden dijital oyun tasarımı bölümü? Şimdi arkadaşlar dijital oyun tasarımı halihazırda e-spor dünyasının geldiği noktada aslında en olmazsa olmaz alanlardan bir tanesi. Ve bence bu noktada zaten işin teferruatını biliyorsunuz. Yani e-spor dünyası vesaire oyun yükseliyor. Zaten bunları bilen bir nesil olduğunuz için çok fazla bu teferruata girmeyeceğim. Ama arkadaşlar bence en heyecan verici olan kısım şurası. Bu bölüm size bazı yetkinlikler veriyor. Evet nedir bu? Mesela oyun tasarımcısı oluyorsunuz. Game designer oluyorsunuz bu bölümü bitirdiğinizde. Ama aslında çok daha büyük bir dünyanın içerisinde yer alabilirsiniz. Yani şöyle bir şey var. Artık teknolojinin geldiği noktada ben şu meslek yapıyorum. Şu mesleğin sahibiyim diyebilmek Hiçbir karşılığı yok mudur durumun. Yani sizin için önemli olan aslında meslek seçmek değil, bir disiplin seçmek olmalı. Bunu sadece dijital oyun tasarımı olarak söylemiyorum. Yani makinede de böyle mesela mühendislikler için bakalım olaya. Makinede de böyle ya da işte endüstride de böyle. inşaat da böyle. Yani olayınız artık bir meslek seçmek değil, bir disiplin seçmek olmalı. Ve sizler de bu disiplin içerisindeki başka başka meslekleri zamanla görüp onlar içerisinde yer değiştirmelisiniz. <laughs> Çünkü şu anki dünyada arkadaşlar teknolojinin geldiği noktada artık bir meslek sabit kalamıyor. Ya bu şey muhabbeti var ya klasik. Yapay zeka işimizi elimizden alıyor. Evet buna bir açıdan katılıyorum ama aslında işimizlerimizden alırken bizi işsiz bırakmıyor. Başka iş alanları açıyor. Yeter ki biz o iş alanlarını görmeye çalışalım. Dolayısıyla bu bölümü tercih edecek arkadaşların böyle çok açıkçası sabit fikirli olması lazım. Mümkün olduğunca dinamik bir yapıya sahip olması lazım. Çünkü zaten oyun dünyası sizin de bildiğiniz üzere arkadaşlar dinamizmden besleniyor. Yani şöyle bir şey yok. Ben bir oyun tasarladım. Hadi önümüzdeki 5 sene bu tarz oyunlar tasarlayarak ilerleyeyim. Böyle bir dünya yok. Bugün bu bölümü okuyan arkadaşların çok böyle oyun dinamiklerini seven, bu yapıda sürekli farklı bir şey geliştirmeye meraklı iştahlı insanlar olması lazım. Yani içsel motivasyonumuz olması gerekiyor arkadaşlar bu bölümde dışsal motivasyonlar kastettiğim şey de şu onun tercih ettiğim yani işte şu kadar maaş verirsen işte şu kadar iş yaparım ya da işte şu kadar primle şunu yaparım bu bölüm çok fazla bunları kaldırmaz çünkü belki 3 ay boyunca aklınıza hiçbir fikir gelmez hiçbir trend bulamazsınız mesela ama 4. ay mükemmel bir fikir oluşturursunuz ve bu fikri tasarlayarak o oyun şirketinde çok güzel işlere imza atabilirsiniz dolayısıyla oyun dünyasında bir kreatif olmak lazım iki sabırlı olmak gerekiyor Bunlara sahipseniz ve oyun dünyasıyla halihazırda haşır mutlaka mutlu arkadaşlar. Ha bu noktada son olarak bu sorunun e, alt başlığı şu. Bize şu soru da geliyor bazen. Ya ben halihazırda oyunla ilgili değilim. Daha önce oyun oynamadım çok fazla. Ama burada bir fırsat var deniyor. Sizce girmeli miyim? diye bir soru var. Eğer arkadaşlar bu tip durumdaysanız yani halihazırda oyunlarla çok işin dışı değilseniz yine bence o kadar sorun değil. Çünkü bu bölümde evet bölümdeki arkadaşların çoğu muhtemelen böyle gamers diyeceğimiz tayfa olacaktır. Ama sizler onların yanında çok da fazla dışlanmazsınız. Çünkü zaten bölüm içerisinde derslerde bir şeyleri yapay öğrene aslında onlarla benzer seviyeye geliyorsunuz. Birikim olarak. Ama tabii öte yandan şöyle bir şey var. Biraz buradaki amaç sonuçta adaptasyon olduğu için oradaki bölüm arkadaşlarınızla adapte olmak için zamanla oyun oynamanız illaki gerekecek. Sonuçta işiniz bu. Dolayısıyla bu bölümde oyun oynamaya bir iş gibi değil bir hobi gibi, bir tutku gibi bakmanız gerekiyor. Yani bu bölümde şunu diyemezsiniz. Ben işte iş yerine giderim. Sabah 9'da onda, akşam altında çıkar, evime giderim. Yani gider yaparsınız, yapamazsınız demiyorum. Ama karşılığı alamazsınız uzun vadede. Bu bölümü seçecek arkadaşların ve uzun vadede başarılı olmak isteyenlerin oyun dünyasında tutkulu, bu dünyayı isteyen insanlar olması lazım. Daha önce oynamamış olabilir ama bunu merak etmediği, istemediği için değil de Zaman olmadığı için ya da işte e, ailesi kendisine frenliydiği için vesaire yapmamış olması lazım. Umarım da umuyorum ki anlatabilmişimdir bu konudaki e, düşüncelerimi. Peki neden bu üniversite? Tabii burada karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Birincisi hali hazırda bu şehirde yaşıyorsunuzdur ve puanınız belki daha yüksek olsa da bu şehirde kalmak için tercih edebilirsiniz. Veya alternatif olarak başka bir şehirde olmanıza rağmen puanınız yüksek sayılır, daha iyidir ve bu bölümü tercih edebilirsiniz. Bence arkadaşlar ikisi için de bu bölümü tercih etmek sizi bilgi birikim anlamında belli bir seviyeye, belli bir kaliteye getirecektir diye düşünüyorum. Peki bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? Artı olarak ben gözlemlediğim kadarıyla açıkçası akademik kadro burada ön planda. Bu akademik kadro ile gerçeklerine ihtiyaç duyduğunuz belli bir seviyeye geleceğinizi düşünüyorum. Bunun akabinde eksi olarak benim bildiğim çok fazla açıkçası bir eksi yok. Ama sizlerin bildiğiniz, gördüğünüz, gözlemlediğiniz varsa Bunları yorum olarak yazabilirsiniz elbette. Biz de bu sayede başka bir bakış açısında görmüş oluruz bu açıdan. Şunu söyleyeyim ama bu noktada arkadaşlar. Gerek bu üniversitede gerek diğer üniversitelerde dijital oyun tasarımı bölümü için söyleyecek olursak beklentiniz üniversite olmamalı. Yani üniversite size evet belli bir yetkinliği verecek temel belki kapsamda ama işin bu en fazla %50'si %60 olur. Bu bölümde fark yaratmak için arkadaşlar işin %40'ı sizde bitiyor. %50'si sizde bitiyor. Sizin mümkün olduğunca belki TikTok'tan ya da işte Instagram Reels'lardan sürekli olarak konumunuzu yurt dışı olarak ayarlayıp mesela Amerika ya da Japonya vesaire yapıp konumunuzu oradaki trendleri görmeniz gerekiyor. Mesela Amerika'da bugünlerde neler yapılıyor, neler izleniyor? Size mesela bir başlık vereyim bu konuda. Game designer'ların çok yaptığı bir şeydir bu halihazırda. Mesela girerler TikTok'a. Her gün oradaki trendleri takip ederler. Acaba hangi işte e, akımlar şu anda kullanılıyor? Hangi başlıklar kullanılıyor? Özellikle Amerika'da. Çünkü Amerika'da yaptığınız oyunun karşılığını kat kat alırsınız. Dolar bazlı kazanç olduğu için. Ya da mesela başka para getiren ülkeler hangileri? Örneğin Japonya. Mesela bir kısım arkadaşlar da sadece Japonya'ya bakarlar. TikTok tarafına acaba ne paylaşıyorlar, ne istiyorlar? Çünkü oradaki trendler kullanıcının merak ettiği konu başlıklarını gösterir. Ve mesela TikTok'ta akım olan bir konu başlığında oyun yaptığınız zaman onun tutma ihtimali o pazarda hayli yüksektir. Öyle söyleyeyim. Tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok o akımla ilgili yaptığın her gün tutacak bir şey de yok. Ama illaki bir yerde o yaptığın çalışmalar karşılığını veriyor. Dolayısıyla mesela trend takibi bu noktada sizin yapacağınız bir şey. Evet belki bununla ilgili bir ders alırsınız bir hocanızdan haftada bir saat iki saat. Ama haftada iki saat işte derste TikTok'la ilgili bir şey öğrenmekle duymakla bu iş yürümez. Sürekli bir şeyleri incelemeniz, geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla üniversite burada sadece bir zemin. Ve bir yandan da sosyalleşme aracı. Bunu biraz daha böyle bakarsak üniversiteden alacağınız verim çok daha faydalı olacaktır. Peki bu bölümü bitirdiğimde hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Şimdi bu noktada genellikle mezun olan arkadaşlar karşısında iki tane yol haritası oluyor arkadaşlar. Birincisi daha ağırlıklı olan game designer dediğimiz oyun tasarımı. İkincisi ise biraz daha developer tarafı. Açıkçası oyun geliştirilmesi yani yazılım tarafına biraz daha yazılım mühendisleri ya da işte biraz mat mühler matematik mühendisleri, öte yandan tabii bilgisayarcılar vesaire üstleniyorlar. Dolayısıyla bu dünyada dijital oyun tasarımcıları çok fazla yer almıyor. Bunu söyleyebilirim sanırım. Ama gerçekten bölüm içerisinde kendinizi yazılıma verirseniz gerçekten o tarafta bir tutku duyarsınız bir heyecan duyarsınız. Elbette işler değişebilir. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar yani oyun dünyasında ille de bölüm ayrımı diye bir şey yok. Sonuçta dijital oyun tasarımı dediğimiz bölüm maksimum 10 yıl olan bir bölüm. E daha öncesinde de oyun geliştiriliyordu. Nasıl yapılıyordu bu işler? Başka ürünlerden arkadaşlar yapıyordu. Sonuçta bu iş dijital oyun tasarımının tekeline bir iş değil. Ama böyle bir şeye ihtiyaç var. Oyun tasarımına bir ihtiyaç var bölüm olarak. Dolayısıyla bu bölüm açılmış ve şu anda giderek daha fazla üniversitede yaygınlaşıyor. Dolayısıyla sizin önünüzde ille de şey bakmayın olaya. Yani ben tasarım okuyorum ve tasarımcı olacağım. Evet senin yetkinliklerin daha buna teşne olacak şekilde hazırlanıyor. Bunu kabul ediyorum. Ama ille de tasarımcı olmak zorunda değilsin. Öte yandan tasarımcı olarak da bence fark yapmanız daha kolay. Bu da bir tabii ki dipnot. Peki tasarımcı oldum. Sonra ne yapabilirim? Arkadaşlar eğer gerçekten bu işe tutkunuz varsa, oyun dünyası sizin için böyle bir, çok daha büyük bir şey arz ediyorsa, zaman içerisinde game manager olma şansınız hali yüksek. Bu da ne demek? Tabii çalışacağınız şirketin biraz yapısına göre değişebilir ama zaman içerisinde işte özellikle bazı mesela publisherlar vesaireye göre değişebiliyor. Bu da bir çalışan şirketin hepsine göre değişebiliyor. Alacağınız roller. Bazen altınızdaki grupların işte yönetimi, bazen işte bu tasarımla developer ekiplerinin, yazılım ekiplerinin yönetimi pek çok farklı staj girebiliyorsunuz işin. Bunu tam bir kalıba sokamıyorum çünkü bu yine çalışan şirketin türüne, büyüklüğüne, işte beklentilerine göre çok değişiyor. Dolayısıyla ama şunu özetleyebiliriz ki yeni mezun olduğunuzda muhtemelen ya da 3. sınıf gibi vesaire 3-4'lerde biraz daha game designer olarak iş hayatına girme şansınız hali yüksek. Peki önü açık mı? Fazlasıyla açık. Ama burada önü açıklığı şöyle biraz nitelemek gerekiyor. Yani bu şey demek değil. Hadi işte oyun tasarımı bitirdin, dijital oyun tasarımı bitirdin, seni havada kaparlar. Böyle bir şey yok. Yani bunu söylemek gerekiyor. Ama gerçekten bu bölümün hakkını vermiş, kendisini geliştirmiş, trendleri takip eden, nerede ne yapacağını bilen arkadaşlar Mutlaka iş bulacaklardır. Staj alanakları neler? Şimdi burada zorunlu staj kısmında çok açıkçası bilmiyorum ama zaten zorunlu staj arkadaşlar olsa da çok kısa sürelerde oluyor. Gerek bu bölümde gerek diğer bölümlerde. Dolayısıyla dijital oyun tasarımında staj kısmı için fark yaratmanızın yolu arkadaşlar gönüllü çalışmalardan geçiyor. Bu bölümde mümkün olduğunca gönüllü çalışmalarda yer alın. Üniversitenin başından itibaren. Ha, ben şunu söylüyorum genellikle arkadaşlara. Üniversite başındaki ilk bir seneyi arkadaşlar mümkün olduğunca başka alanlara ayırın. Gönüllü çalışma anlamında söylüyorum bunu. Tabii ki yine oyun oynayın, bu dünyayı keşfedin vesaire ama bunun akabinde başka dünyaları biraz görmeye çalışın. Mesela nedir bu sivil toplum kuruluşları? Mesela nedir bu düşünce kuruluşları? Mesela ajanslar. Gerek dijital pazarlama ajansları, gerek biraz daha böyle influencer pazarlama ajansları, gerek sosyal medya ajansları, yönetimleri Varsa eğer çevrenizde görebildiğiniz Web3 ajansları, web işle, sıfır çok hakikaten farklı bir konu başlığı. Bunun gibi bölümünüzde direkt etkisi, etkisi olmayan, ilgisi olmayan başlıklarla ilgilenmeye çalışın. Çünkü arkadaşlar zaman içerisinde zaten bu konuya eğildikçe, oyun dünyasını gördükçe zaten işin tekniğini bileceksiniz ve öğreneceksiniz. Ama şu aşamada başka alanlarla ilgilendikten sonra biraz daha farklı bir altyapıyla, farklı bir gözlükle bakacaksınız olaya. Zaten bundan birkaç sene sonra mezun olduktan sonra dört 5 sene sonunda her neyse artık diğer mezunlarla aynı bakış açısına sahip olacaksınız az çok. Aynı dersleri gördüğünüz için. Ama orada sizin hali hazırda farklı bir yapınızın olması ajanslarda vesaire belki kariyer yönetiminde çok başka bir pencereden bakmanızı sağlayacak. Belki değil kesinlikle böyle sağlayacak. Belki mezun diğer arkadaşlar işte oyun şirketlerine girmeye çalışacak. işte publisherlarda vesaire olmaya çalışacak. Siz diyeceksiniz ki ya hani bu konuda şöyle oyuncular var, işte gamerlar var ya da Twitter'lar var. Ben onları markalarla şöyle birleştirebilirim. Ve oyunların dinlen şu açıdan anlıyorum vesaire deyip belki olayı başka bir boyuta taşıyabilirsiniz. Ya da bir başka konu. Mesela şu anda pek çok marka e-spor kulüplerine sponsor olmaya çalışıyor. Ama burada tam bir strateji kurgulayamıyorlar. Belki siz biraz daha işin biznes tarafına merak salacaksınız zaman içerisinde. Ve diyeceksiniz ki ben markaların, özellikle böyle işte büyük markaların Türkiye'deki FMCG vesaire sektöründeki bu markaların oyun dünyasına girişlerinde strateji danışmanlığı vereceğim. Bakın mesela şu anda çok niş bir iş. Çok spesifik ama inanılmaz arkadaşlar boyutlu bir iş. Ve bunu mesela bir dijital oyun tasarımı da bunu vermezler normalde. Ama siz iki senenizi, üç senenizi buna harcarsınız. Bütün şu andaki ajanslarda vesaire görürsünüz o dinamiği. Harcayacaksınız ki niye bunu yapıyorum, niye bu ajanslarda gönüllü çalışıyorum? E Çünkü diğer türlü bilemezsin ki bunu. Yani sana kimse bunu dijital oyun tasarım bölümünü anlatmaz çünkü bölümün işi bu değil şirketlerin oyun şirketlerinin dijital oyun tasarımlar beklentisi işte bizim markalarla buluşturan bir lira olması değil bu bölüm mezunlarından onu diyorlar işte işletme mezunlarının işi o iktisat mezunlarının işi hayır öyle bir şey yok arkadaşlar artık şu dünyada yani bir bölüm sınırlaması çok saçma ki yok zaten çünkü akademi ile özel sektör arasındaki bağ her geçen gün daha da kopuyor Ha diyeceksiniz ki o zaman niye okuyorum? Yani zaten başta da size söyledim. Bu işin %50'si üniversite en fazla. Kaldı ki bugün şirketlerde çalışan arkadaşların aslında ciddi bir kısmı hala bu okulda okumamış insanlar. Bu bölümü değil direkt üniversite okumamış insanlar belki de. E ne yapmış? Yıllarca kendisini geliştirmiş, kurslar vesaire almış internetten ve kendisini bir uzmanlık atfetmiş. Dolayısıyla burada gönüllü çalışmaları mümkün olduğunca arkadaşlar ön plana almanızı öneririm. Light Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Bu da aslında bir önceki sorunun devamı gibi diyebiliriz. Yani burada önemli olan sizin üniversitede kendinizi nasıl geliştirebildiğiniz. Eğer siz 4 sene boyunca gerek işte sektörünüzle ilgili, gerek ajanslar tarafında bir şeyler yaptıysanız, çalışmaları elde ettiyseniz zaten mezun olmaya yakın asgari ücret seviyesinde bir maaşla işe başlarsınız. Mezuniyete yakın dediğim doğru sınıfın başlarında diye söyleyeyim ben bunu. Bu dördüncü sınıf için fena bir para değil. Çünkü zaten o süreçte bir yandan okulunuz olacağı için şirkete tam gitmek, gitmeniz beklenmeyecek sizden. Eğer aynı şehirde bir yapıysa, bir şirketse haftanın belki bir iki günü. Eğer başka bir şehirde ise o şirket işte uzaktan çalışma vesaire bunlar halledilir. Ha, pandemi öncesi olsaydı bu kadar rahat konuşamazdım. Aynı mesafe olmalıydı vesaire derdim. Ama pandemi sonrası artık bütün şirketler alıştılar bu duruma. Eğer siz gerçekten onlara bir şey vaat ediyorsanız, bir değer önerisi sunuyorsanız sizin uzaktan çalışmanızda da onlar için çok problem değil. Kaldı ki oyun dünyası zaten buna çok yatkın bir sektör. Bunun akabinde eğer bunu yaptıysanız dediğim gibi mezuniyetten sonra asgari yetin bir buçuk ay iki katı maaşla işe girme şansınız hayli yüksek. Tabii bu yetkinlik, birikim vesaire araştırmacı ruhla Ama yok ben biraz daha mezuniyet sorusu bıraktım kendimi. Üniversite hayatını biraz daha sosyalliklerle geçirdim vesaire diyorsanız maalesef arkadaşlar mezuniyetten sonra daha ufak bir şirkette, daha çok fazla bir şey vaat etmeyen bir şirkette asgari ücret bir işle maaşla işe başlamış olursunuz. Ha, bu da kötü değil. Toler edilebilir. Zaman içerisinde daha fazla çalışıyorsunuz ve daha fazla şey yaparsınız. Yapılabilir ama burada iki tane sıkıntı var. Birincisi maaş konusu tabii ki. Ve bence daha büyük sıkıntı arkadaşlar. 22 20 yaşında mezun olduktan sonra eğer böyle bu konuları kafa yormadıysanız ben kariyerimi nasıl yapacağım vesaire kariyer yönetimimi nasıl inşa etmeliyim bunları kafa yormadıysanız bu süreçten sonra kafa yormak arkadaşlar, arkadaşlar sizin için daha yorulcu olacak. Ve mesela sabah bir yerde çalışıp akşam kariyer yönetimi üzerine düşünmek sizi mental anlamda çok yıpratacaktır. 24-25 yaşlar, 26 yaşlarında. Dolayısıyla bence bunu biraz daha erken alın. Yani 20'lerde, 21'lerde bunun üzerine daha yoğun düşünün. Pazardaki fırsatlar neler? Web3 nereye gidiyor? Play to nasıl bir gelecek var? Blockchain burayı nasıl etkileyecek? Buralarla ilgili mümkün olduğunca arkadaşlar bir şeyler üretmeye çalışın. Hayır, şunu söyleyeyim. Yıllar sonra dönüp bakınca o yaptığınız ilk çalışmaları çok saçma bulacaksınız çok yani gereksiz bulacaksınız belki. Ama arkadaşlar o gereksiz, yanlış, saçma çalışmalar sizi mükemmele doğru evirecek. Buna inanın. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Eksik bulduğunuz, ekstra merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorum olarak iletebilirsiniz bize. Biz de onları yanıtlamak isteriz eğer bilgimiz dahilindeyse. ise. Bunun akabinde bu videodan beslenmenizi düşünüyorsanız, bu video size bir şeyler değilse bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.